Beni eskiden beri takip edenler bilir. Bu kanalda internet gizemleriyle alakalı videolar da yapıyorum. Hatta Reddit'le ilgili rahatsız edici olayları YouTube'da Türkçe olarak işleyen ilk kanallardan biriyim. Fotoğrafçı, pembe ceketli kadın ve bence aralarında en rahatsız edici olan Jimmy C, ilk ve sadece benden dinlediğiniz Reddit gizemlerinden birkaç tanesi. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Yine bu serideki 4chan oyununda kaybolan Alex'in öyküsü en ürkütücülerden bir tanesiydi. Sadece benden dinlediğiniz Reddit'teki ıslıkçı vakasıyla da gerim gerim gerilmiştiniz. Daha sonra internet vasıtasıyla işlenen gerçek suç vakalarını da bu serime dahil ettim. Kanala gerçek suç vakalarıyla alakalı daha fazla video atıyorum. Ancak araya korkunç YouTube kanalları, internet ve Reddit gizemleriyle ilgili hikayeler sıkıştırmaya devam edeceğim. Hatta biraz bu sıklığı arttıracağım. Sizi germeyi ve rahatsız etmeyi seviyorum. Bugünkü vakamız da bu açıdan oldukça sıkıntılı. Yerinizi alıp arkanıza yaslanın. Çünkü şimdi Reddit'in en rahatsız edici kullanıcısının hikayesine gidiyoruz. Bir insanın mental sağlığı bozulduğunda neler olabileceğinin kanıtı olan sanrılar ve halüsinasyonlara mahkum olmuş Snapfingers'ın hikayesine. İyi seyirler. Reddit, içerisinde neredeyse her şeyi bulabileceğiniz devasa bir site. Böyle büyük bir internet coğrafyasında oldukça karanlık olaylar yaşanması da çok doğal. Reddit'te aynı Deep Web gibi derine indikçe, kazdıkça ve sondajladıkça ürkütücü bir atmosfere bürünen bir platform. İçinde büyük gizemler ve suçlar barındıran bir çukur. Buradan yayılmış birçok tedirgin edici vaka sayabiliriz. İlerleyen günlerde sayacağız da. Reddit'i asıl rahatsız edici yapansa onu kullananlar, yani Reddit yazarları. Bugün inceleyeceğimiz Snapfingers o rahatsız edici yazarlardan sadece biri. Her yeni paylaşımında karanlıklaşan, delilikle paranoyaklık arasında gidip gelen, gerçekliğini yitirmiş sorunlu bir beyin. Sizler de onun hikayesine dahil oldukça ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Video sonunda onun gerçekten tedirgin edici biri olduğunda hemfikir olacağız. Hatta bence yaşadıklarını dinledikçe bazılarınız onun adına üzülecek. Snapfingers öncelikle Reddit'e 1-2 tane son derece normal paylaşım yaparak başladı. Ancak bundan sonra paylaşacağı yazılar uzun ve karanlık bir dönemin kapılarını açacaktı. Her şey 27 Ekim 2019 günü şu paylaşımla başladı. Snapfingers bu yazısında gerçek olmayan şeyler görüp duyduğundan bahsediyordu. Bunlar bazen örümcek veya sinek gibi küçük şeyler olurken bazense bir yılan, hatta bir insan gibi büyük figürlerden oluşuyordu. Snapfingers yazısında birkaç sene önce çöpleri atmak için dışarı çıktığında bir çocuk silüetinin ona doğru geldiğini, gözlerini çocuğa çevirdiğinde ise yok olduğunu yazmıştı. Anlattığına göre çocukluğundan beri kulaklarına fısıldayan birilerini duyuyordu. Kendisinin doğaüstü şeylere pek inanmadığından ancak ailesinin bu tarz olayları ciddiye aldığından bahsediyordu. Bu yüzden evdekilere gördüklerini anlatmamıştı. Bu sadece olayı daha kötü hale getirirdi. Onlar hakkında konuşmanın gördüğü şeylere güç verdiğini, ne kadar onlardan bahsederse geceleri daha korkutucu şeyler yaşadığını yazmıştı. Böyle birinin profesyonel bir yardım alması gerektiğini düşünebilirsiniz ama Snapfingers aynı fikirde değildi. Yaptığı paylaşımda bundan da bahsediyor ve okuyuculardan tavsiye istiyordu. Doktorların karışmasını istemiyorum. Bana denekmişim gibi davranıyorlar. Bunu istemiyorum. Tedavi istemiyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu, alkol ya da sigara kullanmadım. Kötü alışkanlığım yok. Benim yaşadıklarıma benzer şeylerle mücadele eden ve onlardan kurtulan birileri varsa fikirlerini merak ediyorum. Profesyonel bir yardıma ihtiyaç duymadığını belirten Snapfingers, rahatsız edici paylaşımlarına devam etti. Bir yazısında zamanında trenin altında kalan bir çocuk gördüğünü anlatmış ve şunu eklemişti. Hiçbir şey hissetmedim. 16 Kasım 2019'da yaptığı paylaşımla işler iyice garipleşmeye başladı. Bu paylaşımının başlığı bile ürkütücüydü. Parmağımı ısırıp koparsam yeniden takılabilir mi ya da başka bir yere tutturulabilir mi?
Bu yazılar bir ruh hastasının kaleminden dökülüyor gibiydi. Snapfingers önce orada olmayan şeyler gördüğünü söylüyor, şimdi ise kendine zarar vermekten çok normalmiş gibi bahsediyordu. Bu paylaşımın altına birçok yorum yağdı. İnsanların bir bölümü onunla dalga geçerken, büyük bir kısmı ise kesinlikle uzman birine görünmesi gerektiğini belirtiyordu. Bunları umursamayan Snapfingers çok kısa süre sonra başka rahatsız edici bir paylaşım yapıyordu. Başlık şuydu: 2008 yılında koluma matkap sapladım. Sonradan Reddit yönetimi tarafından kaldırılan bu paylaşımda Snapfingers şunları yazmıştı: "Kendimi bildim bileli orada olmaması gereken şeyler görür ve duyarım. Onlara tekrar baktığımda yok olurlar. Ancak büyük olan bazıları görüldükleri zaman gitmezler. 2008 yılında bir rafı duvara monte ederken karanlık bir şey aniden ortaya çıktı ve boştaki koluma saldırdı. Üstüme çıkana kadar onu görmedim. Gördüğümde ise çok korktum. Kolumdan yüzüme doğru tırmanmaya başladı. Ani bir hareketle elimdeki matkabı ona doğru batırdım. İkinci hamleyi ise direkt koluma doğru yaptım ve matkabı koluma sapladım. Halüsinasyon yok oldu. Hastaneye pansumana gidince yalan söyledim. Kayıp matkabın üzerine düştüğümü anlattım." Bu paylaşımın ardından insanlar onun kesinlikle bir uzmana görünmesi gerektiğini yinelediler. Bu ciddi bir mental problemdi. Ancak Snapfingers bir hastaneye kapanmak istemiyordu. Doktorların onu bir deney olarak gördüğünü düşünüyordu. Bunun yerine bir Discord sunucusu açmıştı. Oraya davet ettiği insanlardan fikir ve öneri almayı tercih ediyordu. Oradaki insanları uzman olarak görüyordu. Matkapla ilgili paylaşımının altına yapılan bir yorumdaysa bir kullanıcı onun başka bir boyuta ait varlıklar görüyor olabileceğini söylüyordu. Bu yorum Snapfingers'ın yaşadıklarına olan tüm bakış açısını değiştirecekti. Snapfingers yazara cevap verdi ve Discord'daki başka birinin de ona benzer şeyler söylediğini yazdı. Discord'daki kişi Snapfingers'a dünyadaki bazı yerlerde gerçekliğin zayıfladığından ve böyle alanlarda farklı boyutların birleştiğinden bahsetmişti. Bu teoriyi Snapfingers'ın önce kafasına yatmasa da sonradan gördüğü şeylerin aniden kaybolduğunu hatırlayınca farklı bir boyutun olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Ve bu düşünce çok daha sanrılı bir sürecin kapılarını açacaktı. Snapfingers'ın Reddit'teki paylaşımına cevap veren biri, farklı boyutlardaki yaratıklarla nasıl savaşılacağını bildiğini ve Discord'daki özel mesajına bakmasını istemişti. Snapfingers ise Discord'da böyle yardımlar aldığı ve önerisini mutlaka dinlemek istediği yönünde cevap vermişti. Bir sonraki paylaşımda farklı boyutlardaki yaratıklarla nasıl savaşılacağını soruyordu. Kendisinin Discord'da önerilen bazı yöntemleri de denediğini belirtiyordu. Bunlardan biri terebentin, kutsal su ve biraz da kendi kanını karıştırmaktı. Az bir karışımın küçük yaratıklarda etkili olduğunu ancak büyük varlıkları gönderemediğini anlatıyordu. Büyükleri yok etmek içinse vücudun bir bölümünü feda etmek gerekiyordu. Yani bir kan ritüeline ihtiyaç vardı. Discord'da uzman olarak tanımladığı kişilere göre feda edilecek şey bir parmak olabilirdi. Ama Snapfingers böyle bir şey yapma konusunda emin değildi. Bu durum hastanede sonuçlanabileceği için riskliydi. İnsanlar hem Reddit'te hem de Discord'da Snapfingers'a dalga geçiyorlardı. Ama o her birini ciddi şekilde yanıtlıyordu. Kendini açıklamaya çalışıyordu. Bu çok ciddi bir mental hastalığın göstergesiydi. Snapfingers kendi yarattığı dünyaya inanıyor ve onu savunuyordu. Uç boyutlarda bir problem yaşadığı belliydi. Gerçeklikten çok uzaklaşmıştı. Hiç kimseyi atlamadan herkesle yazışması ve onlardan çözüm istemesi bunları uydurmadığının kanıtıydı. Gerçekten içinden çıkılmaz bir karanlığın içine düşmüştü ve çaresizce bundan kurtulmak için internetteki tanımadığı insanlardan medet umuyordu. Ama maalesef kötü niyetli kişileri ciddiye alıyor ve onlara güveniyordu. Asıl güvenmesi gereken doktorlardansa kaçıyordu. Ruhsal açıdan iyi olmadığını ve profesyonel yardım alması gerektiğini söyleyenlere de kulaklarını tıkamıştı. Online dünyadaki insanlar onu gördüğü şeylerin halüsinasyon değil, gerçek olduğuna inandırmıştı. Reddit moderatörleri Snapfingers'ın bu tarz birçok paylaşımını siteden kaldırdı. Görünmeyen şeylerin görünmesi, karanlık varlıklar, kendini kesmek ve kan ritüelleri. Kulağa rahatsız edici geliyor değil mi? Videoyu izlemeye devam edin. Emin olun olay çok daha farklı yerlere gidecek. 2020 yılına gelinmişti ve dünyada pandemi krizi patlamıştı. Halka açık alanlar kapatılıyor, kısmi sokağa çıkma yasakları geliyor ve seyahatler azaltılıyordu.
İşte tam da bu dönemde Snapfingers tüyleri diken diken eden paylaşımlar yapmaya başladı. Kafasındaki düşünceler bambaşka bir seviyeye çıkmıştı artık. Paris yeraltı mezarlarında gerçekten cehenneme açılan bir boyut kapısı var mı? Eğer Paris'teki yeraltı mezarlarında gerçekten bir boyut kapısı varsa, dünyaya yayılan boyutsal varlık ordularının kesinlikle oradan geldiğine inanıyorum. Bu boyut kapısının fotoğraflarını internette arayıp duruyorum. Ancak karşıma sürekli kemiklerle dolu odaların görselleri çıkıyor. Kapının tam yerini bulmalıyım. Böylece oraya gidip onu kapatabilirim. Oraya gitmek için gerekli olan uçak biletinin ve bana yardımcı olacak alet edevatların parasını toplayabildim. Kapıyı nasıl kapatacağımı şu an için bilmiyorum. Ama bunu çözmek için üzerinde çalışıyorum. Bu plan için uzun zamandır çalışıyorum. Tam yaklaştığım sırada bu karanlık varlıklar tarafından dünyaya salınan virüs yüzünden hava alanları kapatıldı. Beni engellemeye çalışıyorlar ama yakında oraya gidip kapıyı kapatacağım. Burada bilmeyenler için bir bilgi vereyim. Snapfingers'ın bahsettiği Paris yeraltı mezarları yaklaşık 6 milyon insanın kemiklerinden oluşan ve şehrin altında yer alan devasa bir mimari labirenttir. Toplam uzunluğu 250 kilometredir. 18. yüzyıl Paris'inde salgın ve kirlilik hakim olduğundan çok sayıda insan ölüyordu ve bu insanların şehirde sığabileceği bir alan yoktu. Sokak ve caddelerde yatan ve çürümekte olan cesetler hem içme suyunu hem de havayı kirletiyor, yeni salgınlara yol açıyordu. O sebeple cesetler dahi aynı bir fikirle Paris'in altındaki maden tünellerine taşınmıştı. 6 milyon insana ait cesetlerin kemikleri mimari bir projeyle sanatsal bir şekilde dizilmiş, hem estetik hem de ürkütücü bir görüntüye kavuşmuştu. Sonrasında Paris Yeraltı Mezarları adı verilen bu yapı tüm insanların turistik ziyaretine açılmıştı. Snapfingers'ın yazdıkları ürkütücüydü. Onu rahatsız eden karanlık varlıkların yeraltı mezarlarında bulunan ve cehenneme açılan bir boyut kapısından dünyaya yayıldığını düşünüyor, hatta pandemiye sebep olan virüsün onlar tarafından kendisini durdurmak için getirildiğini iddia ediyordu. Zihni o derece hastalanmıştı. Bu düşüncesini arka arkaya gelen paylaşımlarla herkese duyuruyor ve pekiştiriyordu. Kısa süre sonra Paris'e doğru yola çıkacağını, onu Paris'e götürecek birkaç gönüllü bulduğunu, varlıklar medeniyetimiz için bir tehdit oluşturduğundan bunun önemli bir görev olduğunu ve herkesin katılması gerektiğini dile getiriyordu. Boyut kapısının kapatılma sürecini anlatan bir talimat listesi bile hazırlamıştı. Bu göreve giderken yanına alacağı malzemeleri de yazmıştı. Bunlar bir adet büyük el feneri, uyku tulumu, incil, 20 adet terebentin şişesi, 2 şişe su, 2 konserve yemek, tebeşir, bıçak, balta ve kürekti. Paris'teki yeraltı mezarlarının çok büyük ve labirente andıran bir yapı olduğunu biliyordu. Kolayca kaybolabilirdi. 2017 yılında iki genç yeraltı mezarlarında kaybolmuş ve 3 gün sonra bulunmuştu. O yüzden Snapfingers gittiği yerleri tebeşirle işaretleyecekti. Ayrıca halka açık olan mezarların her bölümüne girilmesine izin verilmiyordu. Ziyaretçiler sadece belirli alanlarda dolaşabiliyorlardı. O yüzden yeraltı mezarlarını bilen kişilerden alternatif girişlerin ve resmi olmayan illegal güzergahların listesini istemişti. Yani yine uzman olduklarına inandığı yardımcılarından öneriler talep ediyordu. Onunla dalga geçenler olduğu gibi ciddiye alanlar da vardı yine. Ve Snapfingers bu paylaşımlardan birinde yine ürkütücü bir detay vermişti. Eğer mezarlarda büyük bir varlık tarafından köşeye sıkıştırılırsam, bir uzvumu feda etmek için yanıma testere almayı düşünüyorum. Ama kanamayı durdurup durduramayacağımı bilmediğimden emin değilim. Buna henüz bir çözüm bulamadım. Fakat beni Paris'e götürecek gönüllü kişilerle buluşma vaktim yaklaşıyor. Yani karar vermek için fazla zamanım kalmadı. Snapfingers Paris'e vardığında okuyucuları gelişmeler hakkında bilgilendireceğini yazmıştı. Ve bunu yaptı da. İşler düşündüğü gibi gitmemişti. Paris'e vardığı ilk zamanlarda durum iyiydi ancak zamanla parası suyunu çekmişti. Doğru bir hesap yapmadığı için parasız ve yalnız kalmıştı. Kalacak yeri olmadığından bir çöp konteynerinde yatmaya başlamıştı. Snapfinger son yaptığı paylaşımda birkaç saat içinde yeraltı mezarlarına gireceğini yazmıştı. Discord'taki birinden düz kontak sayesinde araba çalıştırmayı öğrenmiş ve bu yöntemle bir araç çalmıştı. Konteynerden kurtulup önceki geceler arabada yatmıştı. Anlattığına göre karanlık varlıklar gece vakti arabaya kadar gelip onu taciz etmiş ve görevini yapmasına engel olmaya çalışmıştı. Yanında kamerası vardı. Hem yeraltı mezarında gezerken hem de boyut kapısını yok ederken video çekip paylaşacağını yazmıştı.
okuyucuları ilk fırsatta bilgilendireceğine dair söz vermişti. Ancak bu onun son paylaşımı oldu. 5 Mayıs 2020'deki paylaşımından sonra hiçbir güncelleme gelmedi. Snapfinger sessizliğe gömüldü ve ortadan yok oldu. Snapfingers ortadan kaybolduktan sonra insanlar onun hakkında teoriler üretmeye başladılar. Bazıları onun tüm bunları uydurduğuna inanıyordu. Özellikle Paris yeraltı mezarları ile ilgili bölümü 2014 yapımı As Above So Below filminden esinlenerek kurguladığını iddia edenler vardı. Paris yeraltı mezarlarında geçen bu korku filmini Netflix'te Derin Kabus ismiyle izleme şansınız var. Ancak bundan farklı düşünen insanlar da var. Snapfingers'ın tüm paylaşımlarını dikkatle incelediğinizde kendisine bir dünya yarattığını ve burada sıkıştığını görebiliyorsunuz. Sağlıklı olmayan zihninin ona oynadığı oyunlar onun gerçekliği olmuştu ve buradan çıkış yolu bulmak için internetten medet ummuştu. Bıkmadan usanmadan tüm yorum yapanlara ciddi ciddi cevap veriyor olması yazdıklarının ve yaşadıklarının onun açısından gerçek olabileceğini düşündürüyor. Bu fikirde olanlar arasında Snapfingers'ın yeraltı mezarında kaybolmuş ve ölmüş olduğuna inananlar olduğu gibi polis tarafından yakalanmış olabileceği teorisini öne sürenler de var. Belki de hiç Paris'e gitmemiş ya da son anda vazgeçmiş ve profesyonel yardım almaya karar vermişti. Ancak kimse gerçekte ne olduğunu bilmiyordu ve Snapfingers ortada yoktu. Ta ki 2022'ye kadar. Snapfingers adlı kullanıcı 20 Mayıs 2022 tarihinde hesabına girdi ve bazı paylaşımlar yaptı. Ancak bunlar genelde oyunlarla ve oyun hesaplarıyla ilgiliydi. Yani önceki yaptıklarıyla alakasız ve sıradan şeylerdi. Sanki düzinelerce rahatsız edici paylaşımı yapan o değildi. Ayrıca hesabına geri döndükten sonraki ilk günlerde profil fotoğrafının altında bir şey yazmıyordu. Ancak bir süre sonra şöyle bir yazı belirdi. Boyut kapısı olayından vazgeçtim. İnsanların artık bunu unutmasını istiyorum. Artık hayaletler tarafından rahatsız edilmek istemiyorum. Hayatıma devam etmek istiyorum. İnsanlar bu yazıyı okuyunca Snapfingers'a şüpheyle yaklaştılar. Bu pek onun diline benzemiyordu. Aylarca savunup üzerine kafa patlattığı bir şeyi 3 satırda yalanlaması çok inandırıcı gelmemişti. Reddit kullanıcıları onun gerçek Snapfingers olmadığını düşünmeye başladılar. Hesabını çaldırmıştı. Hesabı kullanan başka biriydi. Ki ben de böyle düşünüyorum. Tabii bunların hepsi teoride kaldı. Cevaplarını alamayacağız. Çünkü Reddit yönetimi kısa bir süre sonra Snapfingers'ın hesabını kapattı. Şu an hesabına girmeye çalışsanız ekranda yasaklı bir mesajla karşılaşıyorsunuz. Snapfingers'ın yazdığı tedirgin edici ve ürkütücü şeyler Reddit'in en sarkastik gizemlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı. Umarım şu an kendisi iyidir ve sağlığı yerindedir. Yaşananları değerlendirmek yorumlar aracılığıyla sizlere kaldı. Bölümü beğendiyseniz ve bu tarz rahatsız edici, karanlıkta kalmış internet gizemlerini daha çok duymak istiyorsanız bir ses edin yeter.